hakikaten amatör şekilde Rize'de gelişen ama coğrafyası olarak bu dağlar olarak yamaç paraşütte çok elverişli bir yer. Bu yeşillik ve maviyle buluşma anlamında da önemli bir spor dalı. Fakat dediğim gibi amatör şekilde ilerliyor. İnşallah biz de destek amaçlı arkadaşlarla beraber bugün bir uçuş gerçekleştireceğiz. Hava çok güzel. Devam, Emir. İşte bu. Harika. Uçurlarsa uçarım ben. Tam uçurmazlarsa peki edebilir misin? Sen misin efendim? Evet, benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Nasıl? İniş güzel miydi? Seyrettiniz. Çok güzel başkanım. Tabii başkanım, bunu size sormak lazım. Biz izledik sadece ama siz yaşadınız. Evet. Nasıl? Gayet güzel bir hakikaten. Hava da çok güzel, rüzgar da çok güzel. Ömer müdürümüz zaten işin profesyoneli. Gayet güzel bir iniş oldu. Hakikaten Türkiye'nin yemyeşil, en fazla yağış alan bir ilinde, yeşillikler arasında. Ve bu coğrafyada da çok güzel rüzgar olduğu için, yamaç paraşütü için hakikaten çok ideal bir yer. Süper. Şimdi arkadaşlar da bak oradan yine kalkıyorlar. İnşallah bunun Rize'de yaygınlaşması için orada belirli fiziki yatırımların yapılması lazım. Onlara inşallah destek vermeye çalışacağız. Ve ciddi bir aksiyon sporu olarak Rize'de yaygınlaşması bizim için de önemli. Gelen yerli, yabancı turistlerin bu farkındalığı yaratması anlamında Ömer müdürümüze de bu işi, sporu amatör şekilde yapanlara da ben de teşekkür ediyorum. Ben de hem atlayış olarak hem bundan sonraki dönemde de onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Şu anda da bir turistimiz var yukarıda bildiğiniz kadarıyla. Evet, evet, bir Orta Doğulu bir turistimiz gördük. Onlar da şimdi atlayacaklar. Eğer orada yolları ve orada da belirli imkanları yerine getirebilirsek bu spor Rize'nin turizmine önemli bir aktivite, bir artı sağlayacaktır. Zaten burayı geçen ayki meclisimizde de yamaç paraşütü ve uçuşlar için özel bir bölge olarak meclisten kararını çıkardık. Yukarıda da gerekli çalışmaları yapabilirsek yamaç paraşütünü Türkiye'nin ender bir bölgesi olarak, Karadeniz'deki belki tek bölgesi olarak bu bölgede hızla yaygınlaşmasını sağlarız. Yani çok tehlikeli, ben ilk kez bindim az önce dediğim gibi. Tehlikeli bir spor da değil. Müthiş bir koruma altındasınız. Paraşütleriniz var. Kaldı ki Rize'de böyle bir ters rüzgar olayı, türbülans olayı da vadi içerilerinde yok. Çok yakın bir mesafede, çok dik bir yerden atladığımız için de rüzgarı arkanıza almak için çok özel bir gayret de sarf etmenize gerek yok. Bir iki adımla atlıyorsunuz ve Rize'yi çok yukarıdan vadi içerilerini seyredebiliyorsunuz. Mükemmel bir haz alıyorsunuz. Ama dikkat edilmesi gereken şey, alışkanlık yapabilir. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Bununla ilgili dediğimiz gibi gerekli çalışmalar yapılır. Kulübü kurulabilir ve daha profesyonel ve gelenlere
daha fazla yardım edilebilir. Bunlar ileriki aşamalarda inşallah biz de masaya yatıracağız.